Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı Peyker. Daha önce para konusunda Nihat'a yardım ettim, kıyamet koptu. Şimdi tek kelime bile edemem. Ben de sizi zor durumda bırakmak istemem tabii ama... Bak sen, ben çıkarım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sıkma canını. Her şey olacağına varır. Hadi dikkat et kendine. Güle güle. Alo. Niye açmıyorsun? Cepten arayacaktım şimdi. Kayınvalidemi geçiriyordum. Oo, sana mı geldi? Ben çağırdım. Konuşalım istedim. Belki o bir şey yapabilir diye. Ama hiç ümit yok Bihter, hiç. Mahvolduk. Ne oldu? Bilmiyor musun? Ev elden gidiyor artık. Nihat'ın babası alıyor hem de. Adnan'dan isteyecek parayı. Onun için durmadı. Adnan'ın holdingde olduğunu duyunca fırladı çıktı. Uf, kahretsin, oraya gidiyor kesin. Adnan'a gidiyor. Şimdi kapatıyorum. Hadi ben seni ararım sonra. Efendim? Nereye gittiğini biliyorum. Ne yapmaya çalıştığını da. Sakın yapma bunu, çok fena olur. Sakin ol bakalım, ne oluyor? Adnan'a gidiyorsun değil mi? Buraya da onun için gelmiştin. Peyker'le mi konuştun? Gitmeyeceksin ona. Geri dön. Çabuk geri dön. Ne konuşacağını biliyorum. Para isteyeceksin. Peyker'i küçük düşürdüğün gibi beni de rezil edeceksin. O zaman sen bir çare bul küçük hanım. Sırça köşkünüzde oturup böyle ahkam kesmek kolay tabii. Borç batağında yüzen benim. Çırpındıkça dibe batan benim. Bunun suçlusu ben değilim. Peyker de değil, babam da değil. O da senin hırsın yüzünden girmişti o borcun altına. Ektiğini biçiyorsun sen. Yanlışlarının cezasını biz ödemeyeceğiz anne. Yeter, bu kadar bencil olma. Evimiz gidiyor, evimiz. Giderse gitsin, umurumda bile değil. Beni hırsına kurban edemeyeceksin. Adnan'ın gözünde de beni küçük düşüremeyeceksin. İzin vermeyeceğim buna. Onu da söğüşlemene izin vermeyeceğim. Küstahlık etme. Çek ellerini artık üstümden, rahat bırak beni. Uzak dur kocamdan. Kendinden daha fazla nefret ettirme. Anladın mı? Nefret ettirme, duydun mu beni? Alo. Alo. Anne. Alo. 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 Alo, Adnan Bey'i aramıştım. Adnan Bey toplantıda efendim, bana yönlendirdi. Peki tamam. Notunuz varsa... Çok teşekkür ederim, elinize sağlık. Ne zaman isterseniz, Behlül emrinizde. Estağfurullah, teşekkür ederim. Behlül, bir şey daha. Nihal ile Bihter Hanım arasındaki durumda... Lütfen taraf olmayın. Nihal'i cesaretlendirmeyin lütfen. Herkesin huzuru için bu gerilimin bitmesi lazım. Beşir! Beşir! Beşir yok. Kuru temizleyiciye gitti. Aranınca kimse bulunmuyor zaten. Bir şey mi oldu? Cemile! Arabamın anahtarını getirin. Bir şey olmuş. Nihal'i söylüyorsunuz ama gördüğünüz gibi hanımefendi gerilimi ta kendisi. Behlül, ben ne söyledim şimdi size? Tamam, tamam.
Ben elimden geleni yapacağım. Yani bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım. Artık Behlül kaçar. İyi günler. Size de.